Sayın Cumhurbaşkanım, projenin başından beri ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük gayret gösterdi kendileri. Aynı zamanda Akıncı'ya milletimizin asil ruhunu aşılayan çalışmaları yürüttü. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Baykar Teknoloji Lideri Sayın Selçuk Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz ve bugün mezun olacak çok değerli kursiyerlerimiz, Bayraktar Akıncı teslimat ve mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün büyük bir hayalimiz gerçek oluyor. Bizim için oldukça duygusal, bir o kadar da gururlu bir gün. Ekipçe üzerine titrediğimiz Akıncı'yı eline kına yakılmış bir evlat gibi askere uğurluyoruz. Envantere girecek olan Bayraktar Akıncı uzun bir mücadelenin sonucu. Evet, Akıncı bir sonuç ama kesinlikle bir son değil. Hazreti Hüseyin'in de yüzyıllar önce söylediği gibi hayat bizler için inanmak ve mücadele etmektir. Bizler için asıl olan menzil değil, mücadelenin kendisidir. Bu serüvenin ilk adımı olan Bayraktar mini adam bugüne geliştirdiğimiz tüm teknolojilerimiz büyük mücadeleyle hayata geçti. Dün gibi aklımda 2004 yılında bir yandan araştırma görevlisi olarak MIT'de yüksek lisansıma devam ediyordum. Diğer yandan MINİA projemizi savunma sanayi müsteşarlığımıza sunmak için çalışıyorduk. Hedefimiz ufak da olsa MINİA sınıfında da olsa ilk defa milli tasarım bir insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. Tabii o dönemde Türkiye savunma sanayinde neredeyse tümüyle yurt dışına bağımlıydı. Hele ki hava araçları konu olduğunda ithal menşeli ürünlerden başkasını düşünmek pek mümkün bile değildi. Savunma sanayindeki yetkili bir bürokrat bana, hiç unutmam, projemizi sunduğumuzda, evladım akıllı çocuklarsınız, iyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi ama bakın yabancılar almış başını gitmiş, onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, en iyisi onlarla bizim aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın demişti. İşte bizim de mücadelemiz tam burada başladı. O zaman anladık ki bu coğrafyanın, bu toprakların bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk çok büyük. İlk iş olarak bu öğrenilmiş çaresizliği, bu mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyordu. Acaba kabul görecek mi, birileri engelleyecek mi endişesiyle ama asla ümitsizliğe kapılmadan, vazgeçmeden çok çalıştık. Rahmetli dedem balıkçı Lütfü Reis bize, evladım uçakları havaya kaldırın, yere indirmeden teslim edin. Yoksa bunlar uçmuyor der, engellerler diye latife ederdi. Aynı devrim arabalarında olduğu gibi. Bunun da latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. 2009'da yaptığımız demoda yalan yanlış tutanaklara itiraz ettiği için Genel Müdürümüz abim Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya bile kalktılar. Ama biz tercümanlığı ve yurt dışı acenteciliğini mühendisliğe, şahsi menfaatlerini ülkesine tercih edenlerin karşısında dimdik durduk. Bizim hedefimiz yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil, en kritik uçuş kontrol sistemleri kendimizin geliştirdiği İHA'ları uçurmaktı. Bizim hedefimiz bürokrasinin koridorlarında değil, havada uçabilen uçaklar yapmaktı. Allah'a şükürler olsun, hedefimizden hiç şaşmadık. Uçaklarımız hep sahada, cephe hattında görev yaptı. Biz de teknik ekibimizle birlikte bu sistemlerin en hızlı şekilde, en iyi şekilde gelişmesi için ilk günden itibaren güvenlik güçlerimizle sahada olduk, halen daha sahadayız. Eğer bugün kendi sınıfında dünyanın en iyisi kabul edilen
insansız hava araçlarına sahipsek, bu başarının altında güvenlik güçlerimizle eşgüdüm halinde adeta omuz omuza verdiğimiz bu mücadele yetiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hazirun, Milli İHA Geliştirme Serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evlenene kadar evim olmadı, ben de iş yerinde yatıp kalktım. Annemle babamsa hala fabrikada yaşıyor ve bizimle birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annemiz, annem Canan Bayraktar, bize şöyle nasihat etti. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum. Bu nasihat en zor zamanlarda bizlere güç verdi. Babam Özdemir Bayraktar da çocukluktan beri bizlere havacılık tutkusunu aşıladı ve şöyle öğütlemişti. Birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez. Öyle de oldu. 2003'te MİNİA ile başlayan yolculuğumuzda önce ülkemizin taktik sınıfındaki ilk insansız hava aracına kavuştuk. Ardından havacılıkta gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediğim, şu an ondan fazla ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış, Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 SİHA'yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirlerinin %70'inden fazlasını ihracattan elde ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hazirun, bugün de Bayraktar TB2'nin ardından taarruzi insansız hava aracımız Akıncı'yı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı babam Özdemir Bayraktar'a ait. Türkiye'yi İHA Ligi'nde dünyadaki ilk üç ülke arasına sokacak olan Akıncı, 6 ton kalkış ağırlığına sahip, 1,5 ton faydalı yük kapasitesi, tümüyle mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanan 100'den fazla bilgisayar ve yapay zeka yazılımlarıyla stratejik görevlere imza atacak. Akıncı yazılımından elektroniğine, mekaniğinden aerodinamiğine, tümüyle milli tasarımları %100 milli tasarımla görev yapacak bir robot uçak. Akıncı lastiğinden fren balatasına, silah sistemlerini kontrol eden görev bilgisayarından gövdesinde kullandığımız karbon fiberine, uçuş kontrol bilgisayarındaki en gelişmiş stokastik kestirim algoritmalarından, ki bunları muharebede özellikle elektronik harp şartlarında sürekli geliştirmek durumunda kalıyoruz, en yüksek seviyeli emniyet, durumsal farkındalık ve üst düzey otonomi sağlayan yapay zeka yazılımlarına kadar yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Aynı zamanda Akıncı, Roketsan, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği seyir füzeleri de dahil olmak üzere ülkemiz tarafından geliştirilen tüm yerli mühimmatları da kullanabilecek. Aselsan tarafından geliştirilen AES radarı, uydu bağlantısı, uydu veri bağı, bunun yanında çok kritik elektronik destek ve harp sistemleri gibi kritik yükler de taşıyacak. Hava mühimmatları da kullanarak savaş uçaklarının yükünü hafifletecek. Bu vesileyle bir mühendis olarak TÜBİTAK, Aselsan, Roketsan ve alt sistemlerle birlikte çalıştığımız tüm yerli firmalara verdikleri bu destek için de ayrıca teşekkür ederim. Bizler Akıncı'ya baktığımızda onu sadece yüksek teknoloji harikası bir İHA olarak görmüyoruz. Akıncı'ya baktığımızda gördüğümüz, yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen
milletimizin asil ruhu ve iradesidir. Onun için Akıncı'dan beklentimiz çok büyük. Semalarımızın en öndeki fütursuz ve cesur bekçisi olması, isminin hakkını vermesi, milyonlarca saat uçarak milletimize hizmet etmesi. Akıncı'nın dünyaya nam salan Bayraktar TB2 SİHA'mız gibi muharebe doktrinine yeni bir soluk getireceğine ve Türk SİHA'larının namını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Akıncı'dan elde ettiğimiz tecrübelerle kısa yine muharebede bir devrim olacak, kısa pistli uçak gemilerine kalkış ve iniş yapacak Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projelerimizi de hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah Bayraktar TB3 önümüzdeki yıl ve insansız savaş uçağımız da ilk uçuşlarını 2023'te gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanım, Akıncı ve savunma sanayindeki benzer projelerin bu noktaya gelmesi, 2000'lerin başından bu yana liderlik ettiğiniz millileşme vizyonu sayesinde. O dönemde distribütörler ve önemli bir kısmı montaj tesislerinden olan savunma sanayimiz bugün %15'lerden %70'lerin üzerinde bir yerlilik oranına ulaşmış durumda. Sizin ortaya koyduğunuz millileşme vizyonunu bizler de geliştirdiğimiz teknolojilerle destekliyoruz. Adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz bu anlayış aynı zamanda dünyayı çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışan tekellere de güçlü bir itiraz ve karşı duruştur. Bundan dolayı liderliğinizde başta size olmak üzere en alttan en üstüne kadar bu çalışmalara destek veren tüm devlet görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Akıncı el birliğiyle çalışarak ve sizlerin desteği sayesinde bugünlere ulaştı. Evet, bugün teknoloji geliştirmeyi amaçlayan projeler ve girişimler devletimiz tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Ancak anlık bir gevşeme dahi tüm bu işlerin önünü geçmişte olduğu gibi kesilmesine ve akamete uğramasına yol açabilir. Devrim arabalarının merhum Nuri Demirağ ve Veci Yurkuş'un yaşadıkları hafızalarımızda hala taze. El birliğiyle yendiğimiz makus talihimizi tekrar geriye döndürmelerine asla izin veremeyiz. Ergenekon'da dağı eritmeyi, 1453'te gemileri karadan yürütmeyi başarmış milletimizle tam bağımsızlığımız için bir kez daha büyük hedefleri hayata geçirmek zorundayız. Bu vesileyle sizin huzurunuzda milli teknoloji hamlesine gönül vermiş genç kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, bir mücadele veriyorsanız keskin bir zekaya sahip olmanız, en iyi donanımlarla donatılmış olmanız asla yeterli değil. Cesur bir yüreğiniz, güçlü bir bileğiniz olacak. Mücadele etmeyi bilmeli, hak bildiğiniz yoldan dönmeden doğrular için savaşmaya devam etmelisiniz. İnanın, akıl ve ahlakı bir arada tutarak mücadele ettiğinizde Allah'ın izniyle karşınızda hiçbir beşeri güç duramaz. 2005'te yaptığımız Bayraktar Minio demosunda da ifade etmiştim. O günden bu yana inancım hiç değişmedi. Yine aynı şekilde bir kez daha altını çizerek tarihe not düşmek istiyorum. Ülkemizin bu alanda önü kesilmezse ve bu alandaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam ederse Türkiye bu teknolojide dünyanın bir numaralı ülkesi olur. Sayın Cumhurbaşkanım, milli SİHA'larımızın dünyada hayranlık uyandıran başarısının arkasındaki asıl kahramanlar fedakar güvenlik güçlerimizdir. Onların bu teknolojiyi operasyonel olarak
dünyada en ileri düzeyde kullanması sayesinde dünyanın imrendiği başarılara ülkemiz imza atıyor. Bu vesileyle Akıncı'yı kullanacak ilk personeller olan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi, dereceye giren arkadaşlarımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi olan Akıncı artık sizlere emanet. Sizlerin huzurunda tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayret, azim ve olağanüstü çaba için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bunları iradesiyle mümkün kılan, dualarıyla destek olan, semalarımızda hür ve bağımsız olacağım diyen aziz milletimize de bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milli teknoloji hamlesinin neferleri olarak Akıncı gibi bir eserde çalışma imkanı sunan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Sözlerime büyük edebiyatçımız Yahya Kemal'in Akıncı'nın ruhunu en iyi anlattığını düşündüğüm dizeleriyle son vermek istiyorum. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatırağa gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu vesileyle büyük taarruz sayesinde işgal güçlerini topraklarımızdan söküp attığımız, bağımsızlığımızın nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için toprağa düşen tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Baykar Teknoloji Lideri Sayın Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Kendileri konuşurken arkaya gelen fotoğraflarla birlikte aslında bu gururun, bu başarının arkasında ne kadar emek verildiğini ve nereden nereye geldiğimizi de çok daha iyi bir şekilde anlayabildik.